Arkadaşlar, quiz 1'in çözümüyle karşınızdayım. Quiz 1 sadece vektörize komutların kullanılabileceği, kök eğrisinin üstünde olup olmadığı bir noktanın veya bir kutbun kontrol eden bir fonksiyonu yazmaktı burada amaç. Ben de şöyle bir script oluşturdum. Örneği buraya yazdım. Girdiler, çıktılar. Sonra bunun fonksiyon halini oluşturdum. Submit edeceğiniz, yani upload edeceğiniz sadece buydu. Herhangi bir şekilde başına, sonuna veya içine herhangi bir ekstra main script'te olması gereken şeyleri koymanıza gerek yok. Buradaki sadece bir kütüphane gibi, bir eklenti gibi bir fonksiyon. Buradaki amaç aslında zaten doğrudan bu. Dilerseniz doğrudan koda geçelim. Burada vektörize işlemler sadece kullanabiliyoruz demiştik. Bir root function'ımız var. Bunu kullanarak doğrudan bir vektörün köklerini elde edebiliyoruz. Roots diyerek num dediğiniz andan itibaren neyi elde edersiniz? Zeros, yani sıfırları. Tabii zeros diye bir fonksiyon olduğu için ben önüne bir harf atacağım. Once, zeros, mats oluşturma fonksiyonlarımız olduğu için burada genellikle isim çakışması oluyor. Aynı şekilde cpols diyerekten buraya da deni vererek, denominatörü yani paydayı vererek, pay ve payda sıfır ve kutuplar. Aslında doğrudan burada bunu hesaplamış olacağız. Şimdi bir şey test ederken şuradaki kısımlarda bakın biraz bekleyince bunları geri döndüreceğiz ama bunlara değer atamamışsınız gibi gözüküyor. Gibi bir mesaj veriyor bize. Biz de bunları yanlış da olsa şimdilik şöyle doldurmalıyız ki en azından kodu çalıştırırken hata almayalım. Ve ben işte C0'su ve C0'su merak ediyorum diyelim. Bu şekilde main'i çağırarak gördüğümüz üzere C0'su bu şekilde, C0'su bu şekilde çıktı. 0 0 0 diye de gerisi çıktı. Bunu yapmadığımız zaman şöyle mesela bir iki tanesini set etmeyelim. Çağırdığımız zaman bu tarz bir problem oluşuyor. Şimdi bu tarz bir problem oluştuğu zaman quiz'i okuyan script otomatikman hataya düşmüş oluyor. Bu sebepten dolayı aslında bu kısımları iyi veya kötü, yanlış veya doğru fark etmez. En azından atamış olun ki not assigned problemini yaşamayalım. Böyle olduğu zaman en azından yanlış değer de atasanız veya atıyorum buraya boşluk verseniz işte result'a da false deseniz yani yine doğru veri tipinde verirseniz sizin için daha da iyi olur. Böylelikle en azından bu hataların oluşmasından kurtulursunuz. Yaptığınız kadarını alabilmek açısından. Tabii ki bu ilk quiz olduğu için ben elimden geldiğince muhtemelen bakarken bunlara dikkat edeceğim. Ama önümüzdeki quizler için bu tarz şeyleri otomatikman kendiniz yapın. Script'in bu çıktıları beklediği ve bu girişleri uygulayacağını unutmayın hiçbir zaman. Evet, biz devam edelim. Şimdi kutupları elde ettik. Sıfırları elde ettik. Dolayısıyla yapacağımız şey belli. Theta'yı nasıl hesaplarız? Şimdi ihtiyacımız olan şey bir kere açı koşulunda şu. Önce kutuplar önemli burada. Dolayısıyla hatırlarsanız arctangent diye bir fonksiyonumuz var. Açıya dönüştürmek için bunu yapacağız. Ve aslında bunu yapmadan önce de şunu yapsam daha iyi olacak. Biz bu noktaya olan uzaklığı vektör olarak yazmalıyız. Yani işte bir noktamız var. Bir de açık çevrim kutuplarımız ve sıfırlarımız var. Her birinden bu noktaya doğru bir vektör çekeceğiz. Bu da demek oluyor ki aslında pol eksi şeklinde değil mi? Oraya doğru olan o uzaklık vektörlerini oluşturmuş oluruz. Bir anda bunlar vektöre dönüşmüş olur. Örneğin cpols'a bakalım. Bunlar artık kutupları vermeyecek bize. Bunlar doğrudan vektörleri verecek. Ve bizim ihtiyacımız olan şey bunların açılarını hesaplamak. Bunun için de arctangent kullanarak hesap yapabilirim. Ama arctangent 2'yi kullansak daha iyi olur. Çünkü 4 kvadrant bize şeyi verecek, açıyı verecek. Eksi 180-180 arasında arctangent asimtotlara sahip. Bu sebepten kendi dönüşümünü arka planda yapsın diyebiliriz. Bunun için de imajiner kısımları önce vermeniz gerekiyor. İmajiner işte ne diyelim cpols ve real cpols dersek bu şekilde bize arctangent geri döndürecektir. Yani yaptığım şey aslında bunu kutupsala çevirmek ve açıya çevirmek. Tabii bu açı radyan cinsinden buraya bir d takısı ekleyerek anında derece cinsine geçebiliriz. Bunun aynısının şey ihtiyacı da var değil mi? Sıfırlar için olan versiyonuna da ihtiyacımız var. Onu da üretelim.
Zaten bir tane empty olduğu için, şu an zaten boş olduğu için biz ne yapsak da boş. Ama sistemin sıfırı olabilir. Bu yüzden bunu hesaba katacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki bu noktada olay ne? Kuralımız ne? Bunların toplamı. Değil mi? Her bir açık çevrim kutbundan tasarım noktasına çekilen vektörlerin açılarının toplamı eksi her bir açık çevrim sıfırından tasarım noktasına çekilen açıların toplamı. Dolayısıyla bunlar arasındaki farkı yazarsak şu şekilde ne elde etmiş oluruz? Bir teta elde etmiş oluruz. Tetayı bu şekilde hesaplıyoruz. Şunu kaldırabiliriz. Main'i çalıştırıyoruz. Teta 0. Tabii teta 0 olmasının sebebi var ama benim result'ı hesaplama yolum şu şekilde olacak. Önce bunu yapayım, sonra üzerine konuşalım. Şimdi result'ı nasıl hesaplayalım? Öncelikle şundan bahsetmiştim videoda. Round, yani bir yuvarlama işlemi yapılsın. Çünkü 179.6 veya 180.4. Bunlar bizim için 180 sayılsın. Böylelikle ufak nümerik hatalara izin verebilelim. Yani işte kazanç çok az değiştiğinde de sağlanabiliyorsa, eğer çok çok yakınsa, yani belli bir toleransın altındaysa, yakınsa onu kabul edelim dedim. Çünkü benim denemelerim esnasında öbür türlü problem çıkabilir. Ne olur ne olmaz, ben garantiye alınsın, birazcık yuvarlama işlemi yapılsın. Yaklaşık da olsa olur. Ra getirmiş oldum. Burada yapacağımız şey teta'yı, yanlış değilsem 1'e yuvarlarsak eğer, ve şu result'ı da kaldırdık değil mi? Tabii teta'yı ben bir şimdilik bir değiştireyim. Teta eşittir 12 nokta, şöyle bir şey olsun. Şimdi böyle bir şey yaptığımız zaman gördüğünüz üzere teta bu şekilde ama result nokta 3 oldu. Tabii halen biz bu nokta 3'ü istemiyoruz. Round'un çalışma şekline bakmak isterseniz de haydi yardımcı ol. Yok. Ufak bir help ile bakabilirsiniz. Nedense şu an normalde çıkar. Neyse. Şöyle yapalım hemen. Help round derseniz eğer işte iki hane, bir hane, işte sıfır hane de diyebiliyorsunuz. O yüzden ben sıfır hane diyeceğim. Ve tetamız böyle olsa da bakalım. Bakın bunu işte 12 olarak almış olacak. Bahsettiğim şey bu. Yani 12.3 de olsa 12 olarak alsın. Yanlış değilsem herhalde bunu 6 yapınca ne oluyor? 13'e yuvarlıyor gibi bir durum söz konusu. Benim de tam olarak istediğim bu. Yani bunu yuvarlasın bu şekilde. Tabii tetanın kendisine yapmıyorum. Açıyı görmek için. Sonuçta bu açı gerçek anlamda hesaplanmış. Nümerik hassasiyeti yerinde bir açı. Fakat şeyi hesaplarken, bunu hesaba katmak istiyorum. Koşulu hesaplarken. Koşulu hesaplarken de şunu merak ediyorum. Sonuçta 180 olabilir. 180'in katları olabilir. Eksi 180 olabilir. Benim umurumda olan kısım şu. Mod operatörüyle 180'de kalan 0 mı? 180'e tam bölünüyor mu? 180'in katları mı? Gerisi önemli değil. Bu eşittir 0 yaparsam işte burada içeride yuvarlama olduğu için tetanın belli aralıklarda yuvarlandığı noktada yuvarlanmış hali 180'in katıysa kabul şeklinde bir result hesabı yapmış oluyoruz. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Lojik 1 ve teta 0'ı elde ettik biz bu sistem için. Fakat verdiğimiz kutup tabii ki zaten çoktan sağlayacaktır. Reel eksendeki tüm kutuplar muhakkak bir şekilde bir P-tipi kontrolörle seçilebilir. Neden derseniz, kök eğrisi, pozitif kök eğrisi belli aralıklarda reel eksende kollara sahip olacakken, negatif kök eğrisi de o geri kalan alanlarda olacaktır. Yani bunu şöyle görebilirsiniz. Ben bir kök eğrisinin hem pozitifini hem negatifini çizdirirsem, her ikisi de zaten kök eğrisi, her ikisi de x eksenini kaplayacaktır. Şöyle yapalım. Hatta bunlara birine işte kırmızı, birine ne bileyim mavi verelim ve gs'yi bir de buradan tabii tanımlayalım. Num virgülden.
Şimdi tabii diyeceksiniz ki ya hocam bunları burada kullanıyorsunuz falan. Bu test script'i arkadaşlar. Bu fonksiyonun içi değil. Bu test script'i buradan sonrasında zaten kullanıyorum. Test amaçlı, görmek amaçlı ve size göstermek amaçlı. Yoksa bunlar fonksiyonun içinde yasak. Yoksa fonksiyonu test ederken yasak değil tabii ki. Yani. Bana sadece fonksiyonu göndereceğiniz için, fonksiyonun içinde ne yaptığınız önemli benim için. Fonksiyonun dışında nasıl test ederseniz edin. Bakın birisi pozitif kök eğrisi, birisi negatif kök eğrisi ve x ekseni ya da reel eksen her zaman dahildir. Dolayısıyla her zaman için 0 derece, 180 derece önemli değil ne bulduğunuz. Açı koşulunu sağlayacaktır. Haliyle kazanç koşulundan da her zaman bir kazanç elde edilecektir. Önemli olan imajiner olursa ne olacak? Ona bakarız. Ama o teste geçmeden önce bir tamamlayalım. Öyle bakalım derim. En azından K'ları da test etmiş oluruz. Şimdi burada şöyle bir enteresan nokta var. Bunu dışarı result olarak gönderirken sağlayıp sağlamadığını gönderdiğimiz için neden bunu içeride de kullanıp şu şekilde avantajımızı sağlamayalım? Bize engel hiçbir şey yok. İçeride de false'sa zaten K'yı boş döndür deriz. Ve eğer result sağlanıyorsa bu defa yapacağımız şey şuradakine benzer şeyler yapacağız. Nedir? Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey bu defa arktanjantlı kısımlar değil. Şunlar bakın. Bunun yerine karekök reel kısmının karesi doğru sıralamada da yapacağım. Artı isterseniz buna nokta kare deyin. Artı nokta kare imajiner kısmı. Karekök zaten vektörize bir fonksiyon. Nokta üzeri vektörize fonksiyon, arktanjant vektörize fonksiyon, imajiner reel vektörize fonksiyon, sum vektörize bir fonksiyon. Zaten o söylediğim dokümantasyondaki yerde de sum geçiyor. Toplamların farkı yine vektörize, mod vektörize, round vektörize, her şey vektörize. Dolayısıyla roots da zaten vektörden şeye çeviriyor. Herhangi bir problem burada kalmıyor dolayısıyla. Bu hesabı yaptığımız zaman mutlak değerini buluyoruz. Her bir açık çevrim kutuptan tasarım noktasına olan vektörlerin mutlak değerleri. Bunları ne yapacağız? Tabii ki çarpacağız. Çünkü kutuplar için çarpılır. Şu şekilde çarpımları bölü çarpımın sonucu skalar bir şey olacağı için tek bölü kullanıyorum. O yüzden nokta bölü kullanmama gerek yok. Çünkü şu product artık skalar dönüş yapacak bana. Vektörün elemanlarının hepsinin çarpımını döndürecek. Tek bir sayıyla dönecek yani. Yine bunun aynısı. Ve burada bu defa sıfırlar. Bu şekilde. Ve bu artık bizim kazancımız oluyor. Bu şekilde. Dolayısıyla bir çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz üzere PDF'teki iki değerini de elde ettik. Dilersek kapalı çevrimi alıp şekilde PZMap kullanarak tekrarlıyorum dışarıda olduğumuz için test edebiliriz. Şekilde. Yani sıfırları da çizebiliriz. Çok önemli değil. Ama isterseniz hiç çizmeyelim. Çünkü zaten yok. Bir de şunu da yapacağım. Şu şekilde bunu da çizdirmiş olacağım. Bu nokta kazanç 2 ile birlikte kutup tam üstüne tıklayabilirsek gördüğünüz üzere kutup eksi 1 kazanç 2 olarak karşımıza çıkıyor. Belki bunu bir de
şöyle destekleyebiliriz. Dolayısıyla kazanç 2 ise tam olarak eksi 2'de kazancımız 2 fakat 2'de kutup gösteriyor. Şeye bakalım. Burada yanlışımız var mı? Hemen kontrol edelim. Karakök, product zaten bundan bir şey gelmiyordur. Kazancımızı bu durumda hesaplıyoruz. GS bu şekilde. Neden bize bunu 2'ye getirdi? Burada da eksi 2'de gösterdiği kısımda, evet. Biz kutbuna girdik. Eksi 1'e girdik. Açık koşulu tamam ama kazanç koşulu sanki doğru olmadı gibi. Fakat neden doğru değil onu göremedim açıkçası. Neden S artı 2? Reelin karesi, imajinerin karesi, kutupların çarpımı bölü sıfırların çarpımı oran olarak K'yı verecek. K2 çıktı. S küp, 2S kare, 3S artı 4 artı 2K olarak karşımıza çıkmalı. TS'nin kendisi nedir? Yukarıda 2 oluştu. Tamam. Enteresan. Biz bir şeyi yanlış mı yaptık? 1, 2, 3, 4. Kutup eksi 1. Burada da böyle yazmışız. Herhangi bir hata gözükmüyor. Şuraya bakalım. Kutup eksi. Tamam. Herhangi bir hata gözükmüyor. Fakat numden'le GS oluşturduğumuz GS'de kutup eksi 1'e gitsin derken kutup eksi 2'ye gidiyor. Yani biz bunu 2'ye bölsek doğru mu çalışacak? Bölü 2 diyelim komplesine. O zaman 1 atacak mı?
Yok, değil. Olayın herhangi bir katsayıyla alakası yok. Karaköklerde var. Ziros'tan mı geliyor bizim hatamız? Zannediyorum burada bir hata olma ihtimali var. Çünkü yok. Yine aynı şey geldi. İnatla SRT2'ye gidiyoruz. Başka bir fikrim var. Acaba bu mu? Evet bu. Tamam. Benim hatam. Burada tabii şöyle bir durum var. Açının 0 mı 180 mi olması arasında fark var. Şöyle ki açı bize aslında pozitif kök eğrisinde mi negatif kök eğrisinde mi sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla aslında burada ufak bir hata olmuş. Verilen örnekte açı koşulu doğru olmakla birlikte kazanç yanlış. Çünkü negatif kök eğrisinde aslında bunu sağlamış oluyoruz. O yüzden de bu kazancı negatif uygulamak lazım. Haliyle şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Mesela bir de eksi 2'yi deneyerek aynı kodu çalıştırdığımızda bu kalsın. Eksi 2 ile denediğimizde zannediyorum bu da sol tarafta olacaktır. O zaman bakın açı 180 geliyor. İşte 180'den kalanı bu şekildeyken 0 mı 180 mi? Yani önemli olan bu. Dolayısıyla eğer büyüktür sıfırsa deyip böyle kolay bir yola gidebiliriz. Aksi takdirde deyip şu şekilde bunu kopyalarız. Sıfırdan büyükse pozitif kök eğrisindedir. Sıfırdan küçükse negatif kök eğrisindedir deyip bu durumun içinden kurtuluruz diye düşünüyorum. Evet. Teta büyüktür sıfırsa bu, değilse bu. Evet. Dolayısıyla şu kök eğrisini artık kaldırayım bence. Doğrudan şeyi gösterelim. Sistem bu. Bu ZPK. İkiye atayalım dedik. Pol'u da yazdıralım aslında. Şöyle altına yazdıralım. Hangi kutuba atadığımızı da görelim. Şekilde. Eksi 2'ye atalım dedik. Gördüğünüz üzere eksi 2'de bir kutbu var. Kazancımız 2. Şimdi bunu değiştirelim. Eksi 1'e atayalım. Eksi 2 ile atadığımızda da eksi 1'e atamış oluyoruz. Ve istediğimize ulaşmış oluyoruz. Tabii negatif kök eğrisinde hesaba katmak gerekiyor bu kodda. Ufak bir teta üzerinden kontrolle bunu da sağlamış olduk. Bu tarz şeyleri tabii insan soru tasarlarken şey yapmıyor, düşünmüyor. Ama iyi ki çözerken fark ettim. Dolayısıyla siz muhtemelen bunu güncellenmiş hali göreceksiniz zaten. Dolayısıyla herhangi bir problemimiz yok. Şimdi özetle ne yaptığımızı tekrar anlatayım. Öncelikle gelen kutup ve gelen katsayıları kutup sıfıra çevirip bu tasarım noktası pola, kutba vektörler çekmiş olduk bu şekilde fark alarak. Bu vektörler artık sıfır vektörleri ve kutup vektörleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz aslında imajiner ve reel kısımlarını arctanjant 2D'ye göndererek bunları derece cinsinden açıya çevirmiş olduk. Bu açıların toplamında vektörize fonksiyon olan sum
ile yaptık ve hepsini topladık. Aynısını sadece eksi işaretlisini, ki zaten formülde de mevcuttur bu, açık koşulun formülünde, sıfırlar için yapıp bunu çıkardık. Daha sonra bir mod operatörüne soktuk ve dedik ki teta eğer, daha doğrusu teta'yı öncelikle tam sayıya yuvarla, integer'a yuvarla, bu işte nokta 5 ise, nokta 4 ise ona göre yuvarlıyor. Birini yukarı, birini aşağı olmak üzere. Daha sonra 180'den kalanına baktık. 180 kalan 0 mı? Şimdi burada tabii ben ilk başta tasarlarken bunu unuttum ama şu an çözümü üretirken tekrar gördüm ki aslında teta 0 ise negatif kök eğrisindeyiz. Bunu bazen unutuyoruz. Teta 0'dan büyükse pozitif kök eğrisindeyiz. Ve bu durumda pozitif mi negatif mi olacak olması kazancın olayı değiştiriyor. Biz de dolayısıyla buna göre kazancın önüne bir negatif işareti getirerek yine kazanç koşulunda olan reellerinin ve imajinerlerinin karesinin toplamının karekökü mutlak değer olmak üzere bunların çarpımlarını, yani her bir kutuptan noktaya çekilen vektörlerin mutlak değerlerinin çarpımını, aynısını sıfırlar için de mutlak değer çarpımını elde edip bu ikisinin oranını kazanç olarak kullanıyoruz. Ve bunu negatif işaretle süslersek negatif kök eğrisindeki kazanca gideriz. Pozitif kalırsa pozitiftekini bulmuş oluruz. Dolayısıyla bunun haricinde bu moda rağmen, bu yuvarlamaya rağmen eğer yoksa zaten kök eğrisi üstünde değildir diyebiliyoruz. Şimdi burada tabii şunu da deneyelim mesela. Eksi 1 artı 1'i ne durumda? Bu şekilde elde ettik. Tabii burada şu if result'u yapmak lazım yine. Yoksa burası hata veriyor. Ve bu nokta kök eğrisinde değil gördüğünüz üzere. Açı 18 çıkıyor. Yani olsa olsa negatif kök eğrisinde olurdu. Ama zaten açıdan kaynaklı olmuyor. Oysa ki eksi 1'in zaten negatif kök eğrisinde biraz aşağısında olduğunu görmüştük. Tabii olan bir noktaya da bakmak isteyebiliriz. R locus gs. Şöyle yapalım, bunu bir çalıştıralım. Şimdi bakalım. Şimdi burada yapmaya çalışacağım şey de şu geometri ekseninde kestiği noktayı mesela almaya çalışalım. Pure imaginer olarak. Mesela 1.73. Dolayısıyla gidip buraya 1.73 i diyeceğim. Bakalım ne derece sağlayabileceğiz. Gördüğünüz üzere 1.73'ü elde ettik ama bunu doğrudan görmüyoruz. Hemen roots'a gidip hemen şuradaki 1 ve şu katsayıları girersek bakınız, bahsettiğimiz yuvarlama işleminin işe yaramasının sebebi budur. Biz tabii ki 1.73'ün tam olmasını isteriz ama bakın 179.64.56 olmasını istiyoruz. Bunu tam eşit eşit 180 yaparsak veya eşit eşit 0 yaparsak problem yaşarız. Halbuki bunu yukarı yuvarlıyor ve diyor ki bu yaklaşık 180'dir. O yüzden de bakınız bunu artık 1.73 kabul edebiliriz. Dolayısıyla bu tarz bir şeyin de eklenmesi gerekiyor. Kutbumuz buyken bu kompleks çift ise burada bize yaklaşık olarak en azından geri döndürülüyor. Kazanç da çok çok ufak bir oynamayla tam denk getirilebilir mi? Tabii ki getirilebilir. Ama biz burada birazcık nümerik genişletme istiyoruz ki yani şu durum bizim için idealde 1.73'tür. Yani hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu yüzden yuvarlama kısmını da eklemiş olduk. Şimdi zannediyorum normalde bu kodu bu şekilde yazdığınızda bunu doğru kabul edeceğiz. Fakat bir ufak şey daha söylemek lazım. O da buradaki num'la alakalı. Eğer biz bu num'u değiştirirsek, ben temin aslında ondan şüphelendim. O yüzden acaba mı dedim ama. Bundan şüphelenirsek aslında bu k'nın yeri geldiği zaman aslında şey olarak kullanılması lazım. Nedir onun adı? Kazanç koşuluna dahil edilmesi gerekir. Bunun sebebi oluşacak karakteristik polinomun şöyle bir gs için oluşacak karakteristik polinomun aslında 2k artı şu olacak olması. Dolayısıyla sizin kazanç koşulundan 2k'yı buluyor olmanız
aslında burada mevzubayız. Ve o yüzden de K'yı ikiye bölmeniz gibi bir durum söz konusu olacak aslında. Bu normalde kök eğrisinde dikkat edilmesi gereken bir koşul. Burada bunu ben de dikkate almıyorum. Çünkü buradaki amacım tam olarak bu değil. O yüzden num'u 1 alıp devam edebiliriz. Ama dediğim gibi çok istersek num'u burada da o işini katabiliriz. Ama bu çok 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 detay bir nokta. Tabii bir sıfırın olması durumunda kazanç 1 olduğu sürece yine çalışması gerekiyor sistemin. Ama benim burada sorgulamaya çalıştığım şey aslında az çok şu kazanç koşulu ve açık koşullarını size bir daha quiz yoluyla hatırlatmak. Evet, çözüm dolayısıyla bu şekilde. Dediğim gibi siz gördüğünüzde muhtemelen bu şeyi PDF'teki şu kısmı kutbu eksi 2 olarak güncellersem zannediyorum. Daha doğrusu bunların hiçbirini güncellemeyip şunu eksi 2 olarak güncellersem olmuş olması lazım. Siz güncellenmiş halini görürsünüz. Umarım video faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.